Siz de ter kokusundan rahatsız mısınız? Ve ter kokusu nasıl giderilir diye merak ediyor musunuz? Ter kokusundan kurtulmak istiyorsanız, size anlatacağım çözümleri dikkatlice dinlemenizi öneririm. Terlemek. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havaların etkisini daha fazla hissedip daha fazla terlemeye maruz kalırız. Terlemek aslında sağlıklıdır. Terleyerek toksinlerimizi atarız. Ama bu toksinleri atarken etrafa nahoş kokular yaymak da istemeyiz herhalde. İşte bu istenmeyen durumdan kurtulmak için çeşitli sentetik kozmetik ürünleri kullanılır. İnsan vücudu toksinleri atmak için ter bezlerini ve boşaltım sistemini kullanır. Fakat kullandığımız bu deodorantlar ter bezlerimizi ve deride terlememizi sağlayan deri gözeneklerini kapatır. Normal şartlarda sentetik ürünler ve deodorant kullanımı sağlık açısından önerilmez. Aslında önemli olan terlemeyi değil, ter kokusunu engellemektir. Terleyeceksiniz ama ter kokmayacaksınız. Peki bu mümkün mü? Bu mucize nasıl gerçekleşecek? Toksinleri atmak için ter bezlerini kapatmadan ter kokusunu engellemenin çok basit ve sağlıklı yollarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci yöntem, belki de ilk defa duyacağınız ve sizi şaşırtacak bir bilgi. Terlemenize neden olan güneş, ter kokusuna engel oluyor. Evet, ter kokusuna güneşe son vereceksiniz. Yanlış duymadınız. Terlememizin sebebi olan güneş, ter kokusuna engel oluyor. Nasıl mı? Uluslararası doğal sağlık uzmanı Dr. Joseph Marcello bir makalede terlesek bile neden ter kokmadığımızı şöyle açıklıyor. Güneşlenmenin D vitamini sentezlemekten başka yararları da vardır. Güneşin ultraviyole ışınları koltuk altlarının sterilizasyonu yapar. Böylelikle ter kokusu önlenir, diyor. Yani yapılacak uygulama çok basit. Tatil amaçlı güneşlenirken bir süre koltuk altınızı güneşlendiriyorsunuz. Yaz aylarında güneşlenebilenler için gerçekten başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Güneşlenin ve ter kokusundan kurtulun. Ancak güneşlenemeyenler veya koltuk altlarını güneşe maruz bırakamayanlar için alternatif, doğal ve zararsız iki reçetem olacak. Ayrıca bu önerileri güneşlenmediğiniz aylarda da kullanabilirsiniz. Ter kokusuna karşı birinci doğal reçeteyi veriyorum. 2 ölçü karbonat, 1 ölçü Hindistan cevizi yağı, 1-2 damla esansiyel yağ. Esansiyel yağ isteğe bağlı. Size saymış olduğum bu karışımı ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda koltuk altına sürmeniz yeterli. Arzu ederseniz bu karışımı bir sprey şişesine koyup da uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağının güzel bir kokusu vardır. Ancak istenirse 1-2 damla esansiyel yağ seçiminiz lavanta yağı veya limon yağı olabilir. Bu tercih size kalmış. Bu karışımda Hindistan cevizi veya esansiyel yağ kullanmak istemiyorsanız sadece karbonat kullanmak da yeterlidir. Aslında ter kokmamak için yalnızca karbonat kullanmak da yeterlidir. Hindistan cevizi yağı eklemek cildin tahriş olmasını önleyerek ek bir yarar sağlar. Ter kokusuna karşı kullanacağınız ikinci doğal reçeteyi veriyorum. İnanılmaz gelecek ama reçetede yer alan ürünler mutfakta kullandığınız iki malzemeden oluşuyor. Ne mi? Limon ve elma sirkesi. Evet, yanlış duymadınız. Limon ve elma sirkesi ter kokusunu kesinlikle engelliyor. Uygulama yöntemi ise çok basit. Birkaç damla limonu veya elma sirkesini direkt koltuk altınıza sürebiliyorsunuz. Terleseniz de koku hissetmeyeceksiniz. Sirke kokusunun 1 dakika içinde uçtuğunu unutmayın.
Bu yöntemin en az 8-12 saat etkili olduğunu göreceksiniz. Ayrıca koltuk altınızın kararmasından şikayetçiyseniz limon damlaları koltuk altınızın renginin açılmasına da yardımcı olacaktır. Dilerseniz elma sirkesini ve limonu biraz sulandırarak küçük bir sprey şişesini doldurup yanınızda da taşıyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi problem büyük ama çözüm oldukça pratik. Sevgili arkadaşlar, koltuk altında, ellerde, ayaklarda veya vücudunuzun başka bölgelerinde tahammül edilmez ter kokusundan muzdarip iseniz ve sizinle paylaşmış olduğum yöntemler ve hatta kullanılan tüm deodorant ve kişisel bakım ürünlerine rağmen bu ter kokusundan kurtulamıyorsanız ve terlemekten kurtulamıyorsanız sizde hiperhidrozis yani aşırı terleme sorunu olabilir. Bu durumda yapılacak tek şey uzman bir hekime, bir dermatoloji uzmanına başvurmanızdır. Sağlıklı ve mis kokulu bir yaz geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.